Selamlar, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün günlerden salı. Siz bu videoyu yani yarın çarşamba günü izleyeceksiniz. Bugün sizlerle neler yapacağız? Videomuzda neler olacak? Normalde daha erken gitmem gerekiyordu ama saatlerimiz 11'e geliyor arkadaşlar. Annemlere gidiyoruz. Onlarla birlikte Ramazan hazırlıklarına başladık. Birlikte ekmek yapacağız. Bir ay bayatlamayan köy ekmeği yapacağız. Daha önce de yapmıştık sizinle birlikte ama bayağı üzerinden zaman geçti. Bugün de yaparken yine çekeyim dedim. Bizim için güzel oluyor, nostaljik oluyor. Hem eski köy fırında yapıyoruz zaten, taş fırında yapıyoruz. Sizler de seversiniz umarım, severek izlersiniz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi biz yoldayız, annemlere gidiyoruz. Gittiğimizde tekrardan görüşürüz. Fırınımıza geldik. Annem malzemelerimizi hazırlamış. Hemen size göstermek istedim. Böyle çökelikli maydanozumuz var. İçinde kuru soğanımız, maydanozumuz, çökeliğimiz, biraz da tuzumuz var. Sonra böyle bol bir şekilde ceviz var. Ceviz kırmışlar geçen gün. Bununla çörek yapacağız. Sonrasında şöyle geçelim hemen. Böyle bir sürü yağımız var, paket yağlarımız ve burada haşhaşımız var. Biz böyle esmer haşhaş seviyoruz değil mi? Siyah haşhaş mı deniyor, esmer mi deniyor? Bunu da çöreğimiz için kullanacağız yine. Ve burada çöreğimizin üzeri için sosumuz var. Anne, bu sosun içinde neler var? Söyle bakalım. Yumurta, yoğurt, salça ve çörek otu. Bir de sıvı yağ herhalde, sıvı değil mi? Evet. Aha, görüyorsunuz, bu şekilde sos yapıyoruz. Zaten onu da gösteririz birazdan. Bir de böyle bolca sıvı yağ getirmişiz yine. Büşra Hanım hemen yağlarımızı fırına atıp eritmeye başlayacak. Bir yandan başlayalım. Annem biz gelmeden böyle hamurlarımızı gördüğünüz gibi açmış. Ekmeklik hamur biz getirdik. Onu da göstereyim. Bu çöreklik olan. Bunu ayrı mı yoğurdun anne? Malzemesi aynı mı oluyor, farklı mı? Aynı malzeme oluyor mu? Ha, biraz daha farklı yapılıyor demek ki. Katı yoğruluyormuş yani. Bir de böyle koca bir leğen dolusu hamurumuz var, görüyorsunuz. Ve burada yine somun olacak. Aynen. Ekşi mayalı köy ekmeği olacak. Burada yine var. Burası da taşan kısmı. Bunları biz arabayla getirdik biraz önce. Bunları çekmedim. Ve arkamızda da mis gibi yanan, odun ateşiyle yanan fırınımız. Çok güzel olacak inşallah. Ben hemen bir kostüm değişikliğine gidiyorum. Her ortama ayak uydurmak gerekiyor. Buraya şimdi böyle olmaz değil mi anne? Evet. Annemi de çekeyim size. Heyecanlıyız. Bu kostüm olmaz. Şalvarını çek. Aynen. Şalvarımı giyeyim. Böyle şey diyorlar bana. Ne güzel, her şeyi ayak uyduruyorsun diyorlar. Gerçekten öyle olmak gerekiyor. İşimizin başına geçelim. Birazdan görüşürüz. Fadikçiğim hızlı hızlı hamurlarını döküyor arkadaşlar. Bizden sonra da daha yapacak çok kişi varmış. O yüzden biraz daha hızlandırdık ritüellerimizi. Bu da mı sıvı yağ? Buna sıvı yağ da mı ekliyoruz? Böyle paket yağını erittik. Bol kalori içerir. Görüyorsunuz. Anne, hepsini koyacağım mı? Fadikçiğim bize hamurun dilinden bahset. Takipçilerimize. Hamurun dilini anlamıyorum ben. Direkt yapıyorum. Bu yabancı konuşuyor. Şekillendiriyorsun hızlı hızlı, eli alışmış. Eskiden beri yani bekarken de annesi, anneannem fırıncıymış. Oradan bayağı bir ellere alışkın. Hepsini yapıyor, hiç sıkıntı yok. Ama biz hala alışamadık Büşra'yla. Büşra da yardıma geçti. Bir önceki videoda annemle biz yapmıştık. Büşra, sıra sende. Üzerine bir sene oldu ve onlar defalarca yaptı. Orada da ben vardım, kız yok muydun? Onda sen yoktun sanki. Biz annemle ikimiz yaptık. Anne, biz ikimiz yapmıştık. Vardım yine. Vardım. Neyse, videoyu aşağı ekleyeceğim arkadaşlar. Orada hamurun nasıl yoğrulduğunu ve nasıl yaptığını oradan görebilirsiniz. Sonrası zaten böyle. Buradan devam, o videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok güzeldi, eğlenceli bir videoydu yani.
Ve oradan izleyip karar verebilirsiniz. Büşra var mıydı, yok muydu? Oradan görebilirsiniz. Şu an biz bilmiyoruz henüz. Hızlı hızlı hummalı bir çalışma var şu an burada. Bu arada tarzıma da değişiklik yaptım. Tam şu an uyumlu oldum. Tam bir tokat kız oldum. Değil mi anneciğim? Tokatlıyız, pek tatlıyız. Böyle bir şarkı çıkmış. Eşim anca açıp açıp dinliyor bizi. Şeye gittik ya, Manisa'ya, düğüne gittik ya. Biz arabanın içinde tokat şarkıları açtık. Coşuyoruz. Dışarıda Manisa şarkıları çalıyor. Öyle uğraştık buradan Manisa'ya gidene kadar da. Eşim çok seviyor artık tokat şarkılarını falan. Bayağı eğlenceli oluyor. Abla tam elim çok bozukken sen çekiyorsun. Deminden beri güzel güzel oluyor. Olsun, her zaman dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Görüyorsunuz Büşra'nın eline bile yakışmıyor hamur almak. Ben olsam öyle olmaz. Tabii. Şaka bir yana da. Yok canım, beceriyorsun sen. Annem çok olmadı diye yakınıyor ama görüyorsunuz hamurları. Anne bir orduya yeter burası bence. Bizde bir ordu kadar varız gerçi artık. Şöyle yiyeceğimiz için. Yani değil mi? Uzun zaman yiyoruz. Güzel olur. Şunlar da pidelik, böyle küçük küçük döktükleri. Anne az olmadı mı pidelik? Daha hamur var mı? 3 tane oldu. 10 tane olsun yeter. Ha yeter, aynen. Dur, sayayım ben. Şimdi çörek yağlamamıza geçtik ve ceviziyle başladı. Annem gördüğünüz gibi hamuru koyuyorsunuz, üzerine yağı koyuyorsunuz. Zaten direkt hamur kendiliğinden açılıyor. Ne güzel hamur yoğurmuşsun sen öyle. Maşallah, elinde dağılıyor yani direkt. Böyle kat kat yağlayarak, cevizleyerek gidiyoruz. Kaç kat yapıyorsun bunu? 5. 5 kat yapıyorsun. Sonrasını zaten yine gösteririm. Çok güzel oluyor vallahi. Özellikle bunun üzerine yoğurtlu sosla üf, efsane oluyor. Bugün de havamız çok güzel. Dışarıda hava çok güzel yani, demek istediğim. Bazen yanlış kelimeler konuşuyorum. Aslında biz daha önceden yapacaktık ama aksilikler oldu. Dedik ki Ramazan'dan önce yapalım da bol bol yiyelim. Allah'tan yine de yetiştirdik yani. Birkaç gün var Ramazan'a da. İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz hepimiz de. Bu arada ateşimiz de bayağı bir oldu. Görebiliyor musunuz? Demin bayağı şeydi. Evet. Birazdan süpürecek fırıncı Hacer teyzemiz mi oluyor? Yengemiz mi oluyor? Burada hep değişiyor. Yengeler, teyzeler. Önce sizler için nasıl yapıldığını çekiyorum. Sonradan da birazcık anlatmak istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi 5 kat yapıldı. Cevizli, yağlı, bol bir şekilde.
Dışarıdan da sesler geliyor, kusura bakmayın yol kenarında olduğumuz için. Sonrasında da böyle görüyorsunuz Büşra hemen böyle baklava gibi kat kat oluyor. Onu da ayarlıyorlar büyüklüğünü. Yağsız mı olmuş? Bunun özelliği yağlı olması, yani yapacak bir şey yok, bol yağda yapılıyor. Böyle görüyorsunuz Büşra bir güzel yuvarlıyor, sonra altına un sürüyor yapışmasın diye ve bu üst tarafı üste gelecek, yani yağları dökülmesin, içindekiler dökülmesin diye üste gelecek. Güzelce kapatıyor, unluyor ve hemen hamurlarımızın içine atıyor. Demin birazcık fırına odun attım gördüğünüz gibi. Annem dedi ki daha olmamış fırın. Nereden anlıyormuş biliyor musunuz? Ben çok şaşırdım. Şu gördüğünüz yukarı var ya, orası böyle beyaz olacakmış. Eğer siyah olursa fırın daha olmadı demekmiş. Şimdi beyaz oldu. Demek ki demin siyahtı. Bunu da öğrenmiş oldum. Her gelişimde bir şey öğreniyorum. Böyle bir ben küçükken fırına gelmişti. O günden beri hep korkarım. Şöyle bunun sapı var ya. Ben kenarda bakıyorum. Anne fırıncı da böyle fırını karıştırıyor. Getirdi gözüme bir vurdu. O günden beri çok korkarım. Demin de yapıyorum. Büşra gelir de elimi şöyle tutarak yaptı. Fırınımızı birazcık karıştırdık. Böyle daha da güzel yansın diye. Bakalım. Devam. Hala devam. Bitmiyor. Bu arada şalvar beni aşırı kilolu gösterdi ve bu durumdan hiç mutlu değilim. Şalvar herkesi kilolu gösteriyor. Değil mi? Ben böyle kilolu değilim. Yoksa sen kilolusun. Aynen. Sen yani manken gibiyim. Güzel kilolusun. Değil. Balık etli diyelim. Bir türlü zayıflayamadık. Böyle yersek nereye zayıflıyoruz? Anca alırız yani. Şimdi içerekleri yiyeceğim. Vay baş kilo vereceğim. Vallahi. Neyse Memdu diyor ki Ramazan'da kilo vereceğiz. Ya dedim ki normalde vermedin ki Ramazan'da verirsin. Yine de dikkat ediyoruz akşam ya biz böyle. Durup durup akşam bir yerde saldırıyor. Aynen biz böyle spor falan yapıyoruz Allah'tan, yani dikkat ediyoruz. Bunun aşırısında kaçmamaya çalışıyoruz. Şu an idealiz. Tam sınırdayız yani ikimiz de. Fırında oturmayı da çok seviyorum. Eskiden beri hep böyledir bizim. Bayramlarda. Anne bayramda daha yapmazsın değil mi? Bayram telaşımız oluyordu böyle Ramazan'da. Hemen ekmek falan yapmaya gelirdik mis gibi. Şimdi bayramdan önce geldik. En azından güzel olur. Ramazan'da zor oluyor ya insanın. Akşam evet, yaparsın değil mi? Oruçlu olmuyor. Çok zor oluyor. Akşam da oluyor çok. Geceye kalıyor. Sahura çok. Evet böyle kalabalık oluyor. Bir de sahura kadar oluyor. Böyle herkes fırında toplanıyor falan. Çok güzel oluyordu. Neyse bakalım böyle daha iyi oldu bence. Şimdi biz bunu yapıyoruz ama. Canımız çekiyor. Yemek yapıramıyor. Canımız istiyor. Biz bunu böyle yapıyoruz ama dondurucuya atıyoruz bol bol. Bayağı uzun bir zaman gider bize. Güzel olur bakalım. Sizlerin de canı çekiyor, hakkınızı helal edin. Yapacak bir şey yok. Bu tarz videoları çok sevenler de var. Temizlik videolarından sıkılanlar oluyor genelde. Ama böyle bir şey var ki temizlik videolarını çok daha seviyorsunuz. Çok daha fazla izliyorsunuz. O yüzden de elimden geldiği kadar ikisini de dengelemeye çalışıyorum. Yine böyle günlük vloglar aşırı izlenmiyor herhalde. İzleniyor aslında da insanlar tanımadığından kaynaklı herhalde. Tanısanız çok seversiniz. Sırtım o kadar ısındı ki burada, çok güzel oldu. Sıcacık oldu. Bayağıdır böyle ısınmıyordum. Kışın gelseydik soğuklarda tam güzel olurdu.
Güzel. Merhaba. O senin hiç tarzına yakıştı mı şimdi? Direkt getiriyor. Evet arkadaşlar, Gizem'in tarzına yakışıyor mu bakar mısınız? Ha, biz böyle her şeye uyum sağlarız. Poz ver bir de şöyle. Şöyle yap. Hadi getir. Seni bekliyoruz. Hazırladık her şeyi. Kız, şurada bir çiçekler var. Gel sana onu göstereyim. Şu çiçeklere bir bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel değil mi? Demin de Memduh'la bunları izledik. Böyle çok seviyor da çiçekleri. Ben de çok seviyorum. Şunlar da zambak galiba. İşte ufak tipi ama değil. Değil mi? Çekirdek. Bir tane söz vardı. Zambak, zumbak, dön arkana. İyi bak mıydı? Oyun şarkısı. Aynen, oyun şarkısıydı. Çok güzel çiçekler. Biz pirelerimizi aldık, eve geldik. Gizoş da bana hemen bir kahve yaptı. Yorgunluk kahvesi. Aslında ben pek yorulmadım ama. Annemler şu an fırındalar, ekmeği bekliyorlar. Dışarıda o kadar ses var ki. Hava güzel dedik, biraz balkonda oturalım dedik ama biraz gürültülü. Kahvemizi de içelim birlikte. Siz de birer kahve yapın da için bence. İyi geliyor. Thank you very much Gizemciğim. Rica ederim. İngilizce öğreniyorum bu arada. Ekmek çıkartan ilk insan benim. Aynen. Tabi mutlu çıkartır o şu gibi ekmek yerine. Ne bulsun yeter. Hazır olduktan sonra da gerisi hiç önemli değil. Ben yaparım onu. Aynen. Yeni yanı benim işim. Gerisi benim işim.